bu hizmetlerden Hatay'da nasibine düşeni aldı. Değerli kardeşlerim, bugün Türkiye dizlerinde derman olan, bölgesinde ve dünyada kıptayla izlenen güçlü bir ülke elhamdülillah. Kardeşlerim, Türkiye bugün denizin altından tren yürütüyor. Türkiye bugün denizin üzerinden otoyol yapıyor. İstanbul-İzmir otoyolu Marmara Denizi'nin üzerinden geçiyor. Türkiye bugün bu dağları delip altından tüneller yapıyor. Türkiye bugün mühendislerinin ürettiği haberleşme uydularını uzaya gönderip yörüngeye oturtuyor. Telefonla konuşurken, televizyon yayınlarını izlerken bizim mühendislerimizin yaptığı uydu üzerinden izliyoruz artık. Bu ülke kendi tankını, kendi topunu, kendi füzesini yapıyor. Savaş gemilerimizi biz yapmaya başladık. Savaş helikopterlerimizi kendimiz imal etmeye başladık. Büyük Türkiye'nin ayak sesleri bunlar. Elhamdülillah. Şimdi 30 Mart'ta sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Türkiye'nin siyasi istikrarı devam etsin mi? Evet. Bunu oylayacağız. Türkiye'nin ekonomik istikrarı devam etsin mi? Evet. Bunu oylayacağız. Bu yollar yapılmaya devam etsin mi? Evet. Bunu oylayacağız. Barajlar, havaalanları, demir yolları, hızlı trenler gelmeye devam etsin mi? Evet. Bunları oylayacağız can kardeşlerim. Bu ülkenin geleceğini oylayacağız. Gençlerimizin, yavrularımızın geleceğini oylayacağız. Dostlar, sadece biz yol yapmadık. Sadece barajlar kurmadık. Milletimizin gönül dünyasına giden yollar üzerinde barikatlar vardı. Dikenli teller vardı. Bunları kaldırdık. Bu ülkede düşüncesini söylemek suçtu. Bu ülkede şiir okumak suçtu. Bu ülkede inanmak suçtu. Bu ülkede inandığını yaşamak suçtu. Başörtülü çocuklarımızın üniversitelere gitmesi suçtu. Kadınlarımızın devlet dairelerinde başörtüyle çalışması yasaktı. Allah'a hamdolsun, sizlerin arzunuz istikametinde bu yasakların tamamını kaldırmak bize nasip oldu. Elhamdülillah. Can dostlar, kıymetli kardeşlerim, sadece yollar yapmadık dedim. Gönül dünyamıza giden yollardaki tahkimatı, barikatı da kaldırdık. Bunların kurumsal hale gelmesi lazım. Türkiye'de bu yasaklar kalktı ama demokrasimizin ayağını yere sağlam basması lazım. Onun için bu iradenin, bu siyasi iktidarın birkaç dönem daha en az yoluna devam etmesi lazım.